Peki evrelerinden bahsetmiştiniz. Kaç evreden oluşmakta? Hangi evrede ameliyata giriliyor, rahim alınıyor? Gerçekten alındıktan sonra tekrardan bu hastalık lüksedebiliyor mu? Bunlardan bahsedelim hocam biraz da. Şimdi şöyle, bir daha önce de bahsettiğim gibi kanser öncesi lezyonlar var. O aşama 3 evre. Bir de kanser olduktan sonra 4 evre şeklinde, evre 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Oralarda şimdi tedavi yöntemlerimiz aslında hem evrelemede hem de kanser öncesi lezyonlarda çok değişiklik gösterebiliyor. Şimdi birinci olarak bizim için önemli olan hastanın yaşı ve çocuk beklentisi. Çünkü sonuçta rahim ağzına müdahale edeceğimiz için gelecekte çocuk sahibi olma isteği varsa hani ona göre müdahale etmemiz, ona göre önlemimizi almamız gerekiyor. Şimdi en baştan başlayayım ben. Diyeyim ki hani kanser öncesi cın 1 dedik. Evet. Bu hastalarımızı takibe alıyoruz biz. İlk aşamada müdahale etmiyoruz. Sonra 2 ve 3. aşama var. Şimdi bu 2. 3. aşamanın kansere ilerleme ihtimali daha fazla olduğu için ilk aşamada dediğim gibi biyopsi yapıyoruz. Biyopsiyle de bu tanıyı doğrularsak rahim ağzının çıkarılmasını işlemini veya rahim ağzının dondurulması işlemini yapabiliyoruz. Gene bu konuda hani hangi yolu seçeceğimizi hastanın yaşı ve gelecekteki çocuk beklentisi bizi yönlendiriyor. Böyle söyleyeyim size. Diyelim ki rahim ağzını çıkardık veya biyopside kanserle karşılaştık. Orada da gene hastanın yaşı ve çocuk beklentisi bizim için önemli oluyor. Diyelim ki 35 yaşında rahim ağzı olan, kanseri olan bir kadın var ve gelecekte çocuk istemi var. O zaman sadece mümkünse hani çok erken evredeysek rahim ağzının çıkarılması işlemini yapıyor. Ancak hastanın çocuk beklentisi artık hayatta yoksa ve belli yaşın üzerindeysek rahmi ve rahim ağzını etraf dokularla beraber bir bütün halinde çıkarıyoruz ki gelecekte nüksetme riski olmasın, etraf dokulara yayılmasın diye.